Ben de desteklerim çünkü yaşım 62. Çocukluğumdan belli. Kaç tane cumhurbaşkanı geldi gitti. Rumlarla masaya oturduk. Bir şeyler olmuyor. Demek ki anlaşamıyoruz. Demek ki onların istediği bize uymaz. Bizim istediğimiz onlara uymuyor. Bu kadar senedir bu süreçte böyle geldi gitti. Bana göre en güzeli iki ayrı devlet. Gerçekten her iki tarafta huzurlu, mutlu. En güzeli budur diyorum ben. Çünkü bu nereye benzer? Bir yemeği kaçına bir ısıtıp dipirize koyacaksın. Her cumhurbaşkanı geldiğinde değiştirdiğinde ve gidiyoruz görüşelim. Aynı yemeği çıkart, ısıt koyun. Zehirlenecek yani bir gün gelir. Demek ki olmuyor yani. Bu artık bir yerde Tatar destekliyorum. Yeni vizyondan gittik. Olmayacak. Onu da söyleyeyim size olmayacak. Bana göre iki ayrı devlet inşallah bizi bu İngiltere öyle duyduk tanır. Tanır. Onun gibi başka ülkeler bizi Azerbaycan olsun işte Türkiye'nin yanında olan ülkelerde tanırsa birkaç ülke bana göre bizim için inşallah gelecek daha iyi olur derim ben. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'de ana vatanımızdır. Onun desteğiyle inşallah önümüz daha iyi olacak derim ben. Türkiye yani açık konuşayım. Bizim burada ne altınımız var, ne madenimiz var, ne de petrolümüz var. İnşallah da bulurum tabii bunları da. Yani Türkiye olmasa gördüğüm kadarından yeterli değil yani. Yaşımdan dolayı söylüyorum. Çocukluğumdan belli işte 58, 63, 74 hatlarını böyle düşünecek olursak Rumlar gerçekten kendilerini Kıbrıs'ın tümünü sahiplendiler. Bizi de yanlarında böyle bir yama, çırak yani böyle hizmetçi gibi öyle parasıyla işletecek de biz de yaşayalım yanında olmaz öyle şeyler. Yani o geçti, too late. Destekliyorum, aynen katılıyorum liderlerimizin görüşlerine. Tabii ki biz KKTC olarak tanınmasını ve yaşanmasını istiyoruz. Ülkemiz kendi başına ayaklarının üzerinde durur. Herkes bir şeye bağımlı olmaz. Kendi ayakları üstünde duran bir ülke konumunda olur. Babalarımız bunun için mücadele verdi. Yani biz yıllarca bu ayrı devlet olmak için mücadele verdik. Onun şeyini de görmek istiyoruz. Federasyon tabii sıkıntılı çünkü gene birlikte çalışacaksın. İki toplum rahat durmayacak. Gene bu bölüntüye uğrayacak diye düşünüyorum. İki bölgeli en şey ideal bir çözüm bizim için. Evet, ben de destekliyorum. Artık bir çözüm, anlaşma olacağına inanmıyorum. Kesinlikle Rumlarla 50 küsur yıldır bekliyoruz. Zarar gören hep biz olduk. Rum tarafı biliyorsunuz, referandumda evet çıkmasına rağmen gene bütün yardımları onlar aldılar. Biz kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurduk yıllardır ve şimdi sıkıntılar içerisindeyiz. Kıbrıslı olarak evet, yaşamasını tercih ederim. Olmalı. Çünkü Rum'la birlikte yaşamak artık zannetmiyorum. Hiç ümit yoktur. Kesinlikle yoktur. Yani bizim tanınmamız çok önemli. Bir kere yurt dışındaki bütün ülkeye direkt uçakların gelmesi şart. Artık dünya da bunu gördü. Buradaki halk da bunu gördü. İki devletli çözümden başka bir şansı yok yani. Tabii ki KKTC'nin bağımsız bir ülke, kendi bağımsız bir ülke olmasını istiyorum. KKTC olarak bayraklarının dağılmasını istiyoruz. Uluslararası müsabakalara katılmasını istiyoruz. Yeni tanınmış olan bir KKTC olmasını bekliyoruz ve dünya da bunu görmesi gerekiyor yani artık. Azınlık her zaman bir yamadır. Yani azınlık olduğun mu mutlaka bir gün yok olmak mahkumiyetindesin. Yani yok olacaksın yani. Bunu gördük yani bunu ben yaşamadım. Benden öncekiler yaşadı yani. 63 Cumhuriyeti'nde, 58'lerde vesaire vesaire yani yaşayanlar bilir bunu. Allah iki devletli şey destekleyerek KKTC'nin yaşamasını isterim tabii ki. Her Kıbrıslı vatandaş gibi zannederim herkes ister. Önemli olan dünyada tanınmak, kendi ayaklarımızın üstünde durabilmek, kendi kendimize sahip çıkabilmek. Biz de destekliyoruz. İki devletli çözümün olması mümkündür. Yani illaki olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması bizim için daha iyi olacaktır. İki ayrı devlet olduğu zamanlarda bizi tanınacak, bizim imkanlarımız daha çok çoğalacağından dolayı iki bağımsız devleti tercih ediyoruz. Federasyon zaten bu kadar senedir federasyon yapılıyordu.
Zaten federasyon bizim işimize gelmeyen bir şey.